بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد الشرقاوي وأعمل. رحمن و رحيم olan Allah'ın adıyla. Benim adım Muhammed Şarkavi. Kahire Üniversitesi'nde İslam Felsefesi ve Dinlerin Karşılaştırılması Bölüm Başkanıyım. İlk eğitimime Eser'de başladım. Daha sonra Kahire Üniversitesi'nde eğitimimi tamamladım. Eğitimimin bir kısmı da Kahire Amerikan Üniversitesi'nde geçti. Yani Eser'den Kahire Üniversitesi'ne, oradan da Amerikan Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Birçok Arap ülkesinde ve bazı Müslüman ülkelerde görevlerim oldu. Malezya'da, İslamabad'da, Pakistan'da İslam Üniversitesi'nde rektör yardımcılığı yaptım. Buralara Mısır Devleti tarafından gönderilmiştim. Ben medeniyetler arası diyalog ve birlikte yaşama konusuna yoğunlaştım. Bu konuda yayınlanmış uluslararası ve bölgesel sempozyum ve konferanslardaki katılımlarımı içeren çok sayıda araştırma yazılarım var. Katıldığım uluslararası 70'ten fazla konferans oldu. Gene Oxford Üniversitesi'nde, Berlin'de, Göttingen Üniversitesi'nde, Almanya'da bazı üniversitelerde defalarca açık oturumlara katıldım. Gene çok sayıda Mısır Üniversitesi'nde master ve doktora tezine müşriflik yaptım. Eser Üniversitesi'nde İngilizce İslami tezlere müşriflik yaptım. Ayrıca İslam ülkelerinden Pakistan'da, Malezya'da, İngiltere'de ve Almanya'da master ve doktora tezlerine müşriflik yaptım. Yazdıklarıma gelince, ben bu hayatta sadece ilim ve marifete yoğunlaştım. Öğrenme, öğretme, yazma veya münazara ya da dünyanın her tarafında konferanslara ve sempozyumlara katılma. Bundan dolayı idari makamları hep reddettim. Çünkü idari işler beni ilimden alıkoyuyor. Birçok resmi kurum idaresi teklif edildi ama ben ilme yoğunlaşmak, araştırma yapmak ve çeşitli faaliyetlere katılmak istiyorum. Şahsi olarak benim dinler arası karşılaştırma alanında çalışmalarım olduğundan ve bu konuda hocalık yaptığımdan Asya ülkelerine gittiğimde semavi değil de beşeri dinleri araştırdım. Hinduizmi, Budizmi derinlemesine inceledim. Mısır'da olmayan bu dinlerle ilgili çok kitap getirdim. Hem insanlar o dinlerle ilgili araştırmalarında faydalansınlar, hem de İslam dini oralara gittiğinde Hinduizmle nasıl karşılaştığını ve bu dinden neler aldığını bilmede yardımcı olması için. İşte ben bu fikri ve dini anlayışı Mısır'a ve Arap ülkelerine taşımak istedim ki insanlar araştırmalarında bu kitaplardan faydalansınlar. Bir de modern İslam fikri yapısıyla da ilgileniyorum. İşte bu ilgimden dolayıdır ki değerli hocamız Fethullah Gülen'in yazdıkları ilgimi çekti. Bana göre şu anki modern İslam anlayışında en önemli isim. Gene onun da hocası olan Bediüzzaman Hazretleri'nin yazdıklarını okudum ve çok ilgimi çekti. Gene bu minvalde Hindistanlı alimlerin yazdıklarına muttali oldum. O yörede de büyük alimler var. Size de yakın olan Balkan bölgesinde yazılanlarla da çok ilgilendim. Mesela Ali İzzet Begoviç'in, Allah rahmet etsin, yazdıklarını okudum. Onunla ilgili makaleler ele aldım ve öğrencilerime onun hayatını okuttum. Evet, başta da dediğim gibi, Mısır ve dışında yayınlanan çok değişik dergi ve mecmuada 70'ten fazla araştırma yazısı yayınladım. Gene yayınlanan 20'den fazla kitabım var. Tam olarak 22 kitap. İşte bu kısaca benimle ilgili anlatabileceğim şeyler. Hada yani bi-ihtisar şedid ma yumkinni an atakallamahu an nefsi yani. Merhaba. Hello. Nasılsınız? Hola. La madre. Konnichiwa. Die Farben. Pardon. Thank you. حقيقة يعني دعني أخبرك بشيء أننا نحن في مصر بشكل عام. Gerçekten size bir şey söylemek istiyorum. Genel anlamda biz Mısır'da Türkleri ve Türkiye'yi seviyoruz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Osmanlı'nın yıkılışından sonra İngiltere ve Fransa bölgemizde tarihimizi yeniden yazdılar. Ve bize ne yazdılar? Osmanlılar sömürgeciydiler.
dünyanın en kötü sömürgecileriydi. Sizin bütün zenginliklerinizi elinizden aldılar ve hepsini Türkiye'ye taşıdılar. Bunu bize yazdılar ve ders olarak okuttular. Ama gerçekte öyle olmadı ve o sevgi Mısırlıların Türk kardeşlerine olan sevgisini öldüremedi. Çünkü çok derin bir sevgi. Bizler elimizden gelen ne varsa bu ilişkinin gelişip büyümesi için harcıyoruz. Kalplerde olan bu sevginin gelişip tam manasıyla bir bütün olarak her alanda ortaya çıkmasına çalışıyoruz. Olaya strateji ve siyasi ilimler açısından baktığımızda bence Mısır Türkiye'yi, Türkiye'de Mısır'ı tamamlamakta. Ben şuna inanıyorum. Ne Mısır ne de Türkiye tek başına hareket ederse bölgede güçlü bir devlet olamazlar. Ama ikisi bir arada tam bir bütünlük içinde ve tam manasıyla birlikte hareket ederlerse, iki ülke halkının kalkınıp gelişmesi gerçekleşir. Gene bir konuda da bir beyanda bulunmak istiyorum. Çok tuhaf ve acayip bir şey. Mısır'daki halk devriminden sonra tüm siyasi çevreler, tüm fikir akımları ve tüm müesseseler belki her konuda ihtilaf halindeler ama bir konu var ki tüm bu çevreler ittifak halindeler. O da Türkiye örneği. Hatta Mısırlı Kıpti kardeşlerimiz ne siyasi ne de fikri yönden bir yakınlıkları yok ama onlar bile Türkiye örneğinden ister siyasi olsun, ister eğitim yönüyle olsun, ister ekonomik yönden olsun faydalanılması gerektiğini söylüyorlar. Biz Mısır halkı olarak hem devlet düzeyinde hem de sivil müesseseler yönüyle Türkiye'yi örnek olarak ve bizlere ilham kaynağı olarak görüyoruz. Belki böylece sorduğunuz soruya cevap vermiş olabilirim. Ama ben nasıl tanıştım? Dediğim gibi Türkiye'ye olan şiddetli sevgim ve beni çok çok etkileyen iki büyük alimin, Bediüzzaman Said Nursi ve sonra muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kitaplarıyla. Bütün bunlar bende yeni bir bakış oluşturdu. Gizlemeye gerek yok. Bizler Batılılar tarafından alınmıştık. Bizim için örnek ve lider onlardı. İslam alimi olarak da sadece eskiyi bilirdik. Eski alimlerimizi. Yani ya eskiyi alacağız ya da bugün sadece bizim için Batı vardı. Ama bu büyük iki alim beni benden aldı. İlk önce Bediüzzaman'ın yazdıklarını İhsan Kasım Hoca Arapçaya çevirdi. Daha sonra Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kitapları Arapçaya çevrildi. Aynı zamanda gene Hoca Efendi'nin İngilizceye çevrilmiş kitaplarını okudum. Ben ısrar ediyorum ve sizlerden rica ediyorum. Hoca Efendi'nin tüm kitapları Arapçaya çevrilsin. Sadece Mısır'da değil, tüm Arap coğrafyasında bilinmesi lazım. Fas, Tunus, Cezayir, Libya, ta doğudaki ülkelere kadar herkesin Fethullah Gülen Hoca Efendi'nin kitaplarını bilmesi gerekir. Tabii herkes İngilizce okuyamayabiliyor. Ve Arapça okumak onların da hakkı. Biz Mısır olarak daha düne kadar diktatörlükle kıvranıyorduk. Ve Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimini çok yakından takip ediyor ve gıptayla bakıyorduk. Bugün burada hem siyasi, hem içtimai, hem de sosyal alandaki bu kalkınmayı müşahede ediyoruz. Açık ve net konuşacağım. Biz eskiden Almanya'ya giderdik ve Türkleri orada en fakir, eğitimsiz ve ne iş olursa çalışan bir toplum olarak görürdük. Ama bugün Almanya'ya gittiğimde gene Türklerle görüşüyorum ve onlardaki vatanlarıyla ve bu ülkenin insanı olmalarıyla övünmelerini görüyorum. Bir şey hatırladım. Bir gün Berlin'de yürüyorduk. Yanımda bir dostum vardı. Aramızda konuşuyorduk. Derken parlamento binasına yaklaştık. Tam hatırlıyorum yeri. Bana dünyadaki ekonomik krizden bahsediyordu. Nasıl Amerika'da başladığını ve tüm dünyaya nasıl tesir ettiğini, Yunanistan gibi bir devletin iflasın eşiğine geldiğini, İtalya'nın bile nasıl etkilendiğini, İspanya ve Portekiz de aynı şekilde. O Alman arkadaşım, biz devlete vergi ödüyoruz, devletimiz de Yunanistan'a yardım yapıyor diye anlatırken şöyle bir ifade kullandı. Dünyada tek Türkiye bu krizden etkilenmedi. Sözlerine şöyle devam etti. Biliyor musun, Türk Hava Yolları bugün Avrupa'nın en büyük havayolu şirketi. Yani Lufthansa'yı, Fransa Hava Yolları'nı ve British Air'ı geride bıraktı.
Ben bunları neden anlatıyorum? Türkiye tecrübesinin başarısını anlatmak için. Bizler bu başarıların devamı için dua ediyoruz. Çünkü bizim için de bir övünç kaynağı oluyor. Tekrar tekrar söylemek istiyorum. Bizler Türkiye ile Mısır'ın birbirini tamamlamasını istiyoruz. Çünkü bu ekonomik ve siyasi birlik iki ülke halkının yararına olacaktır. Gerçekten zor bir soru. Sen benden Allah sağlık saat versin, Hoca Efendi'den bahsetmemi istiyorsun. Bu çok zor. Gerçekte ben Hoca Efendi'nin şahsında çok farklı yönler görüyorum. Allahu Teala ona öyle yönler vehbetmiş ki, ilk bakışta onu filozof ve bir düşünür olarak görüyorum. Bu iki yönü kelimenin tam manasıyla yani. Bu sadece benim görüşüm değil, batılı birçok hoca ve alimin görüşü. Benimle Hoca Efendi'nin bir düşünür ve filozof olduğu konusunda hemfikirler. Ben senin onun yazdığı çok önemli bir kitaba dikkatini çekmek istiyorum. Kitabında Doğu ve Batı filozoflarıyla başa baş ilerliyor. Yani Eflatun'la ilerlerken modern felsefecilerle de toplumu daha ileri seviyeye çekme konusunda at başı. Gene aynı şekilde Çinlilerin büyük filozofu Konfüçyüs'le gene baş başa. Yani ben tek başıma onun yüksek dereceden bir filozof ve düşünür olduğunu söylemiyorum. Ve bunu neden ısrarla söylüyorum? Çünkü bazıları onun sadece bir İslam alimi ve cami vaizi olduğunu düşünüyor. Tabii o insanlara saygısızlık etmek için söylemiyorum. Onlara da saygı ve hürmetimiz sonsuz. Ama demek istediğim, Hoca Efendi vaiz ve İslam alimliğinin yanında aynı zamanda filozof ve bir düşünür. Onun Darwin'in evrim teorisi hakkında yazdıklarına bak örneğin. Hoca Efendi'nin beni etkileyen bir diğer yönü de geniş bir kültür yelpazesine sahip olması. Öyle ki akademisyenlerin, düşünürlerin ve ilim sahibi insanların da çok dikkatini çekiyor. Modern İslami ilimlerle eski İslami ilimleri birleştirmiş. Gene İslami ilimlerle pozitif ilmi birleştirmiş, mesela sosyoloji. Aynı zamanda fizik-kimya dallarında da konu edindiği kitapları var. Yazdıklarını okuyunca bu ilimlerle de ne kadar mesafe aldığını görüyorsun. Onun bir özelliği daha var. Keşke hepimiz onun bu yönünü kendimize rehber edinsek. O da onun felsefe, İslami ilimler, pozitif ilimler ve diğer ilimlerle yetinmemesi. Bu ilimleri hayata tercüme etmiş. Ortaya bir iş koymuş. Fikirler gerçek harekete dönüşmüş. Ortada, göz önünde. Ve en çok beni etkileyen tarafıysa hedefinin çok yüce olması. Hedefinin yüceliği başkasına yardım şeklinde temessül ediyor. Bu yardım din-dil farkı tanımıyor. Sadece Müslümana veya Türk'e değil, bütün insanlığa. Herkes Adem ve Havva'nın neslinden, dil, renk, din, kabile ve yöre farkı gözetmeksizin. Büyük insan, insanlığa ne sunabilirimi düşünmüş. İlk olarak cehalete karşı savaş açmış. Çünkü cehaletin izalesi insanı insan yapar. Çünkü insan, insanlığa ilim ve marifetle kavuşur. Bu yolda yeni bir nesil yetiştirmek için müesseseler ve üniversiteler kurmuş. Ben onun etabından bu mükemmel müesseseleri tüm başarılarıyla Arap coğrafyasına da taşımalarını istirham ediyorum ki biz de bu tecrübeden faydalanalım. Mesela Mısır'da birkaç tane üniversite açmalarını istiyorum ve isteğimde ısrar ediyorum. Bu konuda Mısırlılarla ortak da çalışılabilir. Hoca Efendi gene insanlara yardım konusunda ikinci esas olarak fakirliğe savaş açmış. Çünkü fakirlik
insanın insanlığını bitirir. Bu meyanda dev projeler geliştirmiş. Nasıl ki eğitim müesseseleri cehaleti yok etmek için kurulmuş, aynı zamanda burada okuyacak nesle yeni imkanlar, yeni ufuklar açmakla da fakirliğin önüne geçilmeye çalışılıyor. Bir de bunlara ek büyük ekonomik projeler. Ben ve meslektaşlarım Hoca Efendi hakkında konuşurken şöyle dedik. Allah bu insana ikna kabiliyeti vermiş. Kendi beyin fırtınasını başkalarına da aktarabiliyor. Onu dinliyorlar, ikna oluyorlar ve hemen işe koyuluyorlar. Bu da gösteriyor ki müthiş bir ikna kabiliyeti var ve ona ilham olunanı başkalarına iyi aktarabiliyor. Tabii Fethullah Gülen Hoca Efendi kelimenin tam manasıyla bir insan. O insana sadece kandan deriden oluşan bir varlık olarak bakmıyor. O insana tam teşekküllü bir varlık olarak bakıyor. Ceset, akıl, kalp. Bir kitabı var ruhumuzun heykelini dikerken. Doğu ve batıda insana sadece cesetten ibaret olarak bakmıyor. Tamam bunlar da önemli ama bunun bir ötesinde yüce olan ilim ve marifet boyutu var. Daha sonra ve daha yüce bir boyut var, o da kalp ve ruh boyutudur. Sen bana çok zor bir soru sordun ve benden Hoca Efendi'yi anlatmamı istedin. Bu bir iki kelimeyle anlatılacak bir şey değil. Ben bu konuda saatlerce konuşabilirim. Ben daha önce bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundum. Çok yakında Hoca Efendi ile ilgili, bir Mısırlı olarak ülkeme ve yaşadığım coğrafyaya sunmak üzere kapsamlı bir kitap yazacağım. Çok sayıda yazdığı kitaplardan bir kısmının daha Arapçaya tercüme edilmesini bekliyorum ki kitabımda eksik bir yön kalmasın ve tamam olsun. Çünkü onun hakkında bir şey yazılacaksa onun fikri terminolojisi sağlam takip edilmeli. Bu insanların yanlış anlamasının önüne geçer, kimse Hoca Efendi'nin fikirleri arasında sıçramalar olduğunu zannetmez. Halbuki ondaki fikri gelişim tabii seyrinde olmuş. Hem kendi hayatı yönüyle hem de Türkiye'nin yaşadığı evreler yönüyle. Allah'tan bu projemin tahkiki için yardımını diliyorum. İnşallahü Teala en es'alullah en yu'inana yani ala hadihi el muhimme inşallah. Gerçekten şunu söylerim. Değerli Türk halkı, siz bizim kardeşimiz, dostumuzsunuz. Siz bize en yakın milletsiniz. Bizler sizi çok seviyoruz. Kalbimizde sizin için yüce ve yüksek bir yer var. Ben her münasebette hem Mısırlılara hem de Türklere diyorum. Yaşadığımız bölge dünyanın merkezi. Bu bölgenin kalkınması ancak iki ülkenin kalkınmasıyla olur. Bu bölgenin kalkınması için iki kanat gibi bu iki ülke. Bölge liderliği veya bölge hükümdarlığı falan değil benim kastım. Biz bütün insanlığın maslahatını düşünüyoruz. Kendi maslahatımız var, doğru. Ama biz bölge maslahatını istiyoruz. Bu bölge çok önemli bir bölge. Bölgenin istikrarı iki ülkenin birleşmesi ve müttefik olmasına bağlı. Bölgemizi İngilizler ve Fransızlar istila ettiler. Sizi zihnimizden silmeye çalışmışlar. Osmanlı'yı bize en kötü nasıl gösterilirse öyle göstermişler. Ama biz hiçbirine kulak asmadık. Biz bugün Mısırlılar olarak fert fert Türkiye tecrübesinin bize de ulaşmasını istiyoruz. Yönetim olarak, sivil müesseseler olarak. Bütün bu gördüklerimiz üniversiteler, okullar. Bir de itidalli ve doğru bir İslam düşüncesi. Bu çok önemli bir konu. Bu konuya çok İslam düşünürü katkıda bulunmuş. Başta Bediüzzaman Said Nursi olmak üzere Fethullah Gülen Hoca Efendi ve daha niceleri. Hoca Efendi belki bir konuda bir iki adım önde gitmekte. Çünkü o fikirleri gözle görülür projeler haline getirmiş. Bu çok önemli bir tecrübe. Hepimiz bu tecrübeyi insanlığın faydası için alıp taşımalıyız. Hem Arap coğrafyasında hem de Avrupa'da. Ben mesela her tarafa gidiyorum. Üniversitelerde konferanslar veriyorum.
Tabii bu gördüklerimi oralarda da anlatıyorum. Ben anlatınca insanlar şaşıp kalıyorlar. Allah'tan ona sağlık, sıhhat ve afiyet vermesini diliyorum. Din, dil, ırk demeden insanlığa yardıma koşan onun etbaına da yaptıkları işlerde Rabbim muvaffakiyet versin. Yani fi sahaifihim inşallah teala. Thank you.